tarihe Kürşat ayaklanması olarak geçen ve 2. Göktürklerin Ötüken'de kurulmasına vesile olacak isyanı çıkaran efsanevi Türk prensidir. Türklerin esaret altında yaşayamayacağını bilen Kürşat, 40 çerisiyle birlikte sarayı basıp Çinlilere korku salmıştır. Atlarıyla birlikte Ötüken'e doğru 4 nala giden Kürşat ve adamları yağan yağmurun azizliğine uğramış ve yoğun sel köprüyü kullanılmaz hale getirmiştir. Kürşat ve adamları ırmağın kenarında arkalarından gelen Çinlilerle son bir savaşa tutuşmuştur. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe uçmaya varırlar. Sadece Kürşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da uçmağa varır. Fakat elinde kılıcıyla atın üzerinde durmaktadır. Öldüğü halde yere düşmemiştir. Kürşat ölmüş fakat yenilmemiştir.